İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Değerli hocamız Profesör Doktor Ahmet Şimşirgül hazırlayıp sunduğumuz tarih ve medeniyete hoş geldiniz. Bu akşam 3 kıtaya hükümran olmuş Cihan Devleti Osmanlı'nın 600 sene boyunca dünya sahnesinde kalabilmesinin sırlarını konuşacağız. Osmanlı sadece savaş zaferleriyle değil, eğitime, bilime ve teknolojiye verdiği destekler ve yetiştirdiği bilim insanları sayesinde de uzun süre diğer devletlerin önünde yer aldı ve takip edilen bir devlet oldu. Evet bu akşam Osmanlı'yı Osmanlı yapan asıl ruhu, o değerler manzumesini konuşacağız. Twitter üzerinden etiketimiz Tarih ve Medeniyet soru ve mesaj gönderen 5 izleyicimize tarafta olduğu gibi Kayı serisinin 8. kitabı Islahat, Darbe ve Devlet Timuçin grubunun hediyesidir efendim. Hocamızın imzasıyla TGT Haber tarafından adreslerinize ulaştırılacak ve yine bu hafta da Tarih Dergisinin ikinci sayısı efendim yine 5 izleyicimize daha e, ulaştırılacak diyelim ve hocamıza hoş geldiniz diyelim hoş bulduk Özlem Hanım ve kısacık bir ara <gülüyor> üzülerek <gülüyor> ve özür dileyerek yine e, bir reklama gitmemiz gerekiyor efendim 9 dakika sonra buradayız Bizden ayrılmayın. Tarih ve medeniyet devam ediyor. Bu akşam Osmanlı'yı Osmanlı yapan değerleri konuşuyoruz. Hocam bir kez daha hoş geldiniz. Diyeyim. Hoş bulduk. uzun bir reklam arasından ardından. Evet değerler İzleyicilerimizi demişken. biraz beklettik. Beklettik. Muhabbetlerimizi evet, sunuyoruz. Sağ olsunlar birlikte, var olsunlar. Bildirelim sağ evet. olsunlar. Evet şimdi hocam değerler demişken Osmanlı e, ilime sırt çevirdi. E, İlimde geriledi o nedenle de e, çöküş süreci başladı gibi, hep bir eleştiren bir durum var. E, o noktada isterseniz e, başlayalım sonrasında devam. Aslında biz bunu yıllarca hani ilkokulda falan, çok ortaokulda, lisede çok duyardık. Yani e, bazı e, yazarlar, çizerler, e, televizyonlarda, e, bilhassa 80 öncesinin çok önemli e, böyle argümanlarından biriydi bu. Osmanlı iyi dövüşen bir toplum. İyi savaşan evet, bir toplum. Evet. Fakat ilimde geri aynı kaldı. başarıyı gösteremedi. İlimde geri kaldı. O sebeple e, devlet e, işte dağılmak sürecine, dağılma sürecine girdi. Şimdi bunu söylüyorlar ama ya bu devlet 7 asır dünyanın bir numaralı neredeyse devleti. 7 asır devam etmiş bir devlet. Bu devletin 200 senesi e, tek kutuplu süper güç. Bu böyle sadece dövüşle savaşla olabilir mi yani? Bir üç yıl, beş yıl savaşmıyorsunuz. Yedi asır ilim olmadan e, teknik, savaş aletleri bunlar da olmaz. Yani savaş da bir ilimle yapılır. Savaşın da bir ilmi var. Silahın ilmi var. Bu yetişen insanların bir ilimle yetişmesi lazım. Aslında bu düşünülmüyor. Onun için ben bunu son derece böyle e, tamamen taassuben söylenmiş bir ifade olarak görüyorum. Çünkü... E, bu devleti idare edenlerin hani bir mensup olduğu ilme nasıl bakıyorlar? Mensup olduğu din ilim hakkında ne söylüyor? Hı hı. Biraz bunu bilmek lazım. Şimdi e, Osmanlı Devleti bir İslam Devleti. E, İslamiyet hani çok söylerler gerici, yobaz, mürteci Özlem Hanım. Hep bu ifadeyi kullanırlardı. Evet. E, dindar adam için. E, şimdi e, Osmanlı Devleti dini bir devlet olunca onun kitabı, onun peygamberi ilim hakkında ne söylüyor? Ona bakmak lazım. Değil, değil mi? Yani evet. şimdi mensup olduğu din, ilme uzak dur. İlme sırt çevir. İşte ilme gereken önemi verme mi diyor. Yoksa oku diyerek mi başlıyor? Oku diyerek başlıyor. Yani değil mi? Yani bir din size ilim, oku, öğren. Bunu ifade ediyor. Şimdi bunun mensubu gerici, yobaz olabilir mi? E peygamber efendimiz ilim, Kadın erkek her Müslümana farzdır buyuruyor. Herkese ilmi farz kılıyor. Şu beş şeyden biri ol, farkı onun dışında bir şey olma helak olursun. Yani okuyan ol, öğrenen ol, dinleyen ol, bunları ilmi teşvik eden ol, seven ol. E bunların dışında bir şey olma helak olursun. Bakıyorsun bütün hayat ilimle öğrenmek, öğretmek, sevmek, okumak ilimle hem hal olmuş bir hayat ve beşikten mezara kadar ilim öğren. Yani hayatın başlangıcını ve sonuna kadar ilmi teşvik eden bir dinin mensupları nasıl gerici olur? Nasıl yobaz olur? Nasıl mürteci olur? İşte bunu sorgulamıyor insan. Bunu düşünmüyor. Şöyle diyebiliriz. Hani Osmanlı evet dini böyle söyledi de dinin emirlerini yerine getirmedi değil mi yani şunu söylese anlayabilirsin dininin emirlerine sırt çevirdi Öyle de olabilir ama. değil mi ya öyle demiyorlar <gülüyor> <gülüyor> Onun için e, burada buradan bakmamız lazım evet. buradan e, baktığımız zaman zihniyeti ilmi zihniyeti anlayabiliriz Hani din bunu söyledi de e, padişahlar buna uydu mu yani padişahlar ne dedi veya zihniyet açısından ben Osman Gazi'yi çok önemserim bu noktada. Osman Gazi'nin bir vasiyeti vardır. Yani oğullarına nasihat olarak bıraktığı bir vasiyetnamedir bu. Orhan Gazi'ye söyler ve Orhan Gazi'de, Orhan Gazi'den maksat bütün evlatlarıdır. Çünkü o vasiyet sanki devletin bir anayasası gibidir. Her nerede işi desin ehli ilim göster ona rağbetü ikbali hil. Yani müthiş bir söz bu. Evet. Her nerede işidesin ehli ilim göster ona rağbet ve ikbali ilim. Nerede ilim ehli duyarsan ona rağbet et. Ona mevki ver, ikbal ver. Ona mevki ver. Bu değer vermektir. Ve ona hilimle muamele et. Yani yumuşak davran. Alim e, çabuk kaçar yanınızdan. Alime sert baksanız kalbi kırılır, çeker gider yani. Alimlerde böyle bir şey vardır. Öyle bir... Kırılgan bilmiyorum. bir yapı Kırılgan bir yapı evet. vardır. Hı hı. İlim mi yaptırıyor bunu bilmiyorum. Alimlerde gurur da çok olur. Belki de buradan doğru da gelebilir. Bazen de demek ki kalbinin kırılması da lazım. Yani... <gülüyor> <gülüyor> böyle, böyle de düşünmek lazım. Ama devlet adamı olduğu zaman farklı. Yani sizin veya benim söylememle bir devlet adamı söylediğinde üst bir insan. Daha çabuk kırılabilir insan. Hı hı. Çünkü ilme İlminin de değerini korumak zorunda Alim aynı zamanda Hani bir ilmin Taşıyıcısı Belki o ilmin de vakarını korumak zorunda Böyle de bakabiliriz Hani hadiselere her yönden bakmak önemli Birisi sert bir söz Söylese de kılsa ya sen ilim erbabısın Hani bu bilmiyor ilmin değerini Yoksa sana böyle yapmaz falan Düşünebilirsin Ama bir hükümdar bir şey söylediği zaman O uzağa gider Uzağa gittiği zaman da devlet başkanı istifade edemez, devlet istifade edemez. Devlet cahilden değil, alimden istifade edecek. Tabii. Ki. Değil mi? Yani evet. şimdi Osman Gazi, o kadar güzel bir nasihat ki bu işte devletin temel değeri bu. Ya yani bir devletin hamuru mayasında en temel değer bu. Yani ya ilim olur ya cehalet olur. Şimdi Osman Gazi o hamuru ilimle koruyor. Hı hı. Her nerede işitesin ehli ilim, göster ona rağbeti, ikbali, hilm. Eyle riayet ulemaya tamam takibula bula emri şeriat nizam. Ulemaya riayet eyle. Ulemaya uy, dinle. Din ve devlet işleri hı hı. nizam bulsun. Evet. ilk padişahtan itibaren böyle bir düzen başlamış evet. değil mi? Aynen. <laughs> Aslında hocam eğitim sistemini de konuşurken Osmanlı eğitim sistemini Hani medreseleri de değerlendirdik. Hani hep din öğretiliyor gibi bakılıyordu ama öyle değildi. Pek çok e, ilim öğretiliyordu, değil mi? Astronomiden matematiğe yani bu konuyu orada da biraz değerlendirmiştik değil mi? Evet evet şimdi... O noktadayı e, da evet, bir kez daha yani, altın çizebiliriz. Şimdi e, aklı ve nakli ilimler diyoruz biz ayrıca. <laughs> Bugün e, Yunan ayrımcılığı şeyi yapıyorlar. Genelde işte pozitif bilimler falan diyorlar. Bazen talebeler de çok söyler. Ben de negatif bilimleri de say evladım falan derim. <laughs> 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 müsbet bilimler falan diyor. <laughs> evladım menfi bilimleri de sayar mısın falan <laughs> derim. Sonra bakarlar. Şöyle bir bakar talebe. Evet. Yani müsbet bilimler. E, menfisini de say. Bakıyor. Pozitif bilimler. E, negatifini say. Ne? Yok. Yok. Yani, bazen kendiniz olmalısınız. Hı -hı. Kendiniz olmalısınız. Bir başkasını taklit etmemelisiniz. Evet. Yani şimdi... Kendin olamazsan hep taklitçi olursun. Ben Yunanistan veya Avrupa dine savaş açmış. Onların dini 50 defa bozulmuş, 100 defa bozulmuş. İncil 500 defa, 500 farklı çeşidi var. Biz ve İncil bakıyorsunuz orta çağda Hristiyan din adamları dünya dönüyor diyenleri kesiyorlar, biçiyorlar. Engizisyon mahkemelerinde inletiyorlar. Şimdi bir taraftan Batı Osmanlı'yı görüyor. Avrupa Osmanlı'yı görüyor. Hem dindar hem ilme müthiş değer veren bir devlet ve kendilerini eziyor. E ilim var Osmanlı'da. Bu ilmi alıyor ama kim karşı çıkıyor buna? Din adamları karşı çıkıyor. Bu din adamlarının gücünü kırıyorlar. Bir anlamda Hristiyanlığa karşı bir cepheyle başarılı oluyorlar. Onu kenara alıyorlar ve gidiyorlar. Müsbet bilim, pozitif bilim. E onlar için o gün dini ilimler <laughs> sanki bozuk ilim durumunda. Ben niye alacağım ki bunu? Benim dinim en son din, en mükemmel din, en güzel din, hiç bozulmamış bir din. Ben niye böyle bakacağım? Benim alimlerim, Akli ilim demiş, nakli ilim demiş. Din ilimleri demiş, fen ilimleri demiş. E ben böyle bir ayrım yapacakken tutup da Avrupalı gibi, Yunanlı gibi pozitif, müsbet, işte bunun yeri yok. Öyle dersen bütün ilimler müsbet. Dini ilimler menfi mi? O da müsbet ilim. Değil mi? Yani ötekiler negatif ilim mi? Yok. O zaman bütün ilimleri sen ayıramıyorsun. E, bir, Hocam bir, peki e, Osmanlı'yı Osmanlı yapan ana değer ilimdi diyebilir miyiz? Ve zihniyet itibariyle ilime bakış nasıldı? Sonrasında? Rütbetül ilmi alel rütep. Yani bakış şeyi bu. İlim rütbesi rütbelerin en yücesidir. Yani bir insana bir rütbe vereceksin. En yüksek dünya rütbesi nedir ki? Nedir? İşte Türkiye'de baksan Cumhurbaşkanlığı'dır. Değil mi yani? En yüksek bir rütbedir ki bütün rütbeleri cumhurbaşkanı veriyor. Hı hı. Ee, cumhurbaşkanı başbakanı tayin ediyor. Cumhurbaşkanı diğer başbakan bakanları tayin ediyor. Bakın cumhurbaşkanının verdiği yetki rütbe en yüksek rütbe oldu başbakan. Ama cumhurbaşkanına yok o artık milletten doğru gelecek. Şimdi Cenab-ı bak ilim veriyor insana. İlim rütbesi bir insan için en yüksek rütbe budur. Yani cumhurbaşkanı da olsanız İlim rütbesine haiz değilseniz, haiz değilseniz, ey tarihe başka bir şekilde yazılırsınız. Onun için bir insanın rütbesi de en yükseği ilim rütbesi. Alim olması, bilgili olması, bilgi. Böyle bir bakış. Biz bunu şimdi zihniyet hani Osman Gazi'den o söylediğimiz gibi bir de Nabi'nin çok güzel bir gazeli vardır ilimle ilgili. İsterseniz böyle Osmanlı Başlayalım. zihniyetini Çok göstermesi bakımından Çok ondan olacak. birkaç e, o gazelden okuyayım isterseniz. Çok sevinirim. Çocuğuna hani e, Osmanlı şairleri az önce Osman Gazi'den de söyledim. Orhan Gazi'ye söyler ama 36 Osmanlı padişahına söyler. Hı. Şairler belki evladına söyler. Ey nihali çemen arayı edep nur bahşayı dili dideyi ebe. Hadi bakalım Allah şimdi. Evet açıklama <laughs> bekliyoruz. Hocam. Ey nihali kemen arayi edep. Evet. Ey edep fidanını süsleyen oğlum. Hı. Nur bahşayı dili dideyi ebe. Ey gözümün ve gönlümün süruru olan oğlum. Şimdi hitap gerçekten ne kadar hoş değil mi? Evet. Yani evet. Ve şimdi ilim hakkında saykıl ilmi şerife şeb rus, Olma hayvan sıfat ol ilim amuz. Saykıl ilmi şerife şeb Gece ve gündüz ilimle meşgul ol. Olma hayvan sıfat, ol ilim amus. Çünkü cehalet hayvan sıfatlı olmaktır. Hayvanlarda ilim olmaz. Onlara bir şey öğretemezsin. İlimden bir şey veremezsin. O zaman diyor, gece gündüz sen ilme meşgul ol. İlme say eylememekten hazer et. İlmü say ikisi birdir, nazar et. Ya şair de şairce söylüyor tabii. Say çalışmak. İlmi sahi evet. eylememekten hazret. Sakın çalışmaktan uzak durma. Çünkü ilmi sahi ikisi birdir, nazaret. et. İlim ve çalışmak ikisi birdir. Çalışmasan, okumasan ilim olmaz. İkisi at başı beraber gider. Bir de edebiyatta evcet hesabı var. Evet, evcet hesabı var. İlim Doğru. ve sahi kelimelerini hı hı. ayrı ayrı topladığın zaman ikisi bir ediyor. Hı hı. Evcet hesabına da göre bir. Yani... İkisi de evcet hesabında aynı. Hı hı. Sıfatı Hazreti Mevla'dır ilim, cümle evsaftan aladır ilim. Hı hı. İlim sıfatı Cenab-ı Hakk'ın sıfatıdır. İlim, hayat, ilim, semi, basar deriz Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını. ilim sıfatı Cenab-ı Hakk'ın sıfatıdır. Sıfatı Hazreti Mevla'dır ilim, cümle evsaftan aladır ilim. Bütün sıfatlardan ilim sıfatı evladır. Bilmek evet. elbet değil mi? Ah sen sorsalar ben anı bilmem demeden. Bilmek çok güzel değil mi? Bilmiyorum demektense. Yani size bir soru sordular. Aa bildiğiniz bir soru. İnsanın yüzünde gülümseme açar değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bir de bilmediğiniz bir soru geldi. Eyvah. Hadi yani. <laughs> Bilmek elbet değil mi? Ah sen <laughs> çok güzel değil mi? Sorsalar ben anı bilmem demeden. Ardından bir şey söylüyor. İlim bir lüceyi bir sahildir. Anda alim geçinen cahildir. İlim sahilsiz bir denizdir. lücceyi bir bi sahil. Sahilsiz bir denizdir. Anda alim geçinen cahildir. Yani sakın gururada kapılma. Kibrede kapılma. Ben alimim diyen adam, her şeyi bildim diyen adam cahil adamdır. Sakın Elbette. gurur ve kibrede kapılma diye. Cehle hak mevt dedi ilme hayat. Bu, bu sözü çok severim ben. Ve her yerde kullanırım. Cehle hak mevt dedi ilme hayat. Olma hem hali güruhu emvat. Ey evladım, cehle hak mevt dedi. Cenab-ı Hak cehalete ölüm dedi. Evet. İlme hayat. Olma hem hali güruhu emvat. Sakın cahil kalarak ölüler grubundan olma. İlim sahibi hayat sahibidir. Cahil ölü gibidir. Hadis-i şeriftir bu. Çok anladım. Cahili ölüye say. Evet. Özlem Hanım bugün sokaklar yürüyen ölülerden geçilmiyor. Aynen yani öyle. Yani ölü Çok sadece haklısın. musalla taşında evet. yatan adam değil. Cahil de ölü. Ne kadar hoş bir söz değil mi? Onun için bazen söylerim konferanslarda falan dışarıda önce adamla tartışmayın. Yani pazarda giderken adam ayağına bastı. Değil mi yani? Hem de canın da yandı iyice. Dedi, hemen diyeceksin ki ya kardeşim kusura Hikmet bakma. Edin biraz. Ayağımı ileri uzatmamış olsaydım sen üzerine basmayacaktın. Özür dilerim diyeceğiz. Tabi diyeceğiz. Adam da diyecek ki tamam bir daha yapma öyleyse. Sakın olmasın. Ne anladın? Kimi böyle bir şey <laughs> Bu adam ölü değil mi şimdi? Adamı anladık. Sakın bir daha olmasın dedi. Anladık ki adam ölüymüş. Peki şöyle dedi. Ya kardeşim ben bastım ya. Ben özür dilerim. Sizde Hı. hata değil ben. Adam diriymiş. Anladık. E Böylece adamı anlamış oldu. Ne basıyorsun ayağıma desin? Şimdi o cahil olan adam yumrukla, bıçakla üzerine gelir. Yüzde yüz hatalı, arabanın önünü kesti. Ne yapıyorsun desen, tabancayı bıçağı alıp inmiyor mu? Maalesef hocam, öyle bir adliye geldi. Onun için, ya kardeşim kusura bakma. Sokağa çıkmasaydın bugün bu başına gelmeyecekti, özür dilerim. Ne gerekirse yapayım. Hem canını kurtardın. Adamı öldürsen içeridesin. Ölsen mezardasın. <gülüyor> <gülüyor> yani ilim gerçekten ya kardeşim ayağımı uzatmış bulundum. Kusura bakma. Ne kaybettik? Hiçbir şey kaybetmedik. Cinayetlerin yüzde sekseni doksanı münakaşadan meydana geliyor. Hocam dikkat edin biraz desek o da mı olur? Haklısın dediğin zaman, <laughs> haklısın dediğin zaman hayat kurtuluyor. Haklısın ya kusura bakma bak adam aslında ölüydü. Kusura bakma dedik ayağıma bastı ya. Kusura bakma kusura ya bakma kardeşim önce. uzattık dedim ben. O da bir daha olmasın dedi. Peki olmaz dedim. Ama bir adamı da tanımış oldum. Bu adam ölüymüş. Ama başkasına Bu... da aynı şeyi yapacak hocam. Biz onu uyarmazsak. E bir ayağını uzatmasın o da ne yapalım. <gülüyor> Özlem <gülüyor> Hanım başka türlü bir şey yok ki. Kurtuluşun yok. Yani neyle uğraşacaksın? Polise gitmez. Gidemezsin ayağıma bastı diye. Şunu yapamazsın. Ya tabancasını bıçağına alıp geliyor. Ama o adam şöyle düşünür ayrıldıktan sonra. Şunu yapabilir. Ya der ki ya bu adamın ayağına ben bastım aslında. İnsan yani ve özür diledi gitti. Bir erdem yaptı. Ben böyle de söyledim. Acaba içten içe hesaplaşabilir mi kendince? Siz ona bir fırsat tanıyorsunuz. Yani haklısın. Bugün evlerde erkek kadın karı koca arasında eşler arasında çok basit şeyler değil mi kavgalar? Evet. Belki birisi haklısın dese kavga bitmeyecek mi? Yani ya yemeğin tuzu az olmuş, fazla olmuş, bilmem ne olmuş olmuştan kavga çıkmıyor mu? Ya yemeğin tuzunu fazla atmışsın ama bayağı da tatlanmış hanım ya falan. Ben böyle bir tatlı yemek yememiştim. Mesela dese zaten ha, tuz fazla. Var, söylemek ne var, Evet. E Değil mi evet. yani? Evet. Ya Hı. işte bir şey o da bakar yok ya. Ama niye tuzlu olmuş? olmuş zaten tuzlu olmuş hani artık çözüm bulmak çok zor. Ama tuzsuz olsa biraz daha tuz atarsın. Ya biraz insanlar almaktan almayı öğrenmeli e Öğrenmeli ya. Öğrenmeli. <laughs> İlim ama bunu bunu, de, bunu söylüyor, bunu, bunu öğretiyor. öğretiyor. Cahil sadece zorbalığı öğretiyor. Yani sert bir bakış. Bizde mesela gülümsemek sadaka değil mi? Ulema gerçi şekerler yemişler, sana kibredene kibret demişler. Duymuş muydun? Hayır. <gülüyor> Ulema, <gülüyor> belki şekerler yemişler, sana kibredene kibret demişler. Yani kibirliğe karşı kibretmek sadaka vermek gibi sevaptır. Kibirli adama kibirlenmek gerekir diyor. Hmm. Lik savaşa çıkar bir yanı, sen tevazu ile savaştır anı diyor adamlar. Yani bunun da yolu bir savaşa çıkar. Sen yine de tevazu göster, onu bir savuştur gitsin. Hı hı. Ya böyle bir, hı hı. şimdi bunlar ahlak biraz şeyine giriyor. Ama bunu kim öğretiyor? İşte i̇lim alim öğretiyor. öğretiyor, ilim ehli öğretiyor. Hı hı. İlim ehli söylüyor. Cahil ölü. Musalla taşında yatan bir adam. Evet Musalla taşında yatan atmış adam yatmış, ölmüş. Karşısında binlerce adam. Özlem Hanım, öteden birisi gelse ya be adam, binlerce insan karşında ayakta duruyor. Bak, Cumhurbaşkanı, bakanlar, başbakan, nice nice alimler, herkes ayakta dururken sen ne ayaklarını uzatmış yatıyorsun? Kalk oradan bakalım diye bağırsa. Ne dersiniz bu bağıran adama? Deli denir. <laughs> i̇şte sokaktaki yürüyen ölüye çatana da deli denir. Hmm. Önce adamı tanımamız lazım. Onu anlattım. Hmm. Değil mi? Önce adamı ölü mü diri mi? Yani, Ölüyse tartışma. Evet. Diriyse zaten o senden özür diler. Hı hı karşı tarafta diyorsunuz bir iç muhasebe olabilir. Bence o, da sağlıydım. olabilir. Zaman da o da gelişebilir. Bir erdem Aynen öyle. Bu da olur. Peki. Bak Nabi neler öğretti bize değil mi? Nabi'nin Nabi bir şiiri, bir gazeli. Bir tane şiir alalım o zaman Nabi'den. <gülüyor> <gülüyor> evet işte bütün bu ilmi bize öğretmiş Öğretmen. oldu. Hı hı. Peki hocam şimdi e, şimdi Osman Bey'in vasiyetiyle başladık değil mi? Öyle başlıyor. Yani zihniyet Hali itibariyle evet. işte hani bunu uydu mu uymadı mı ama zihniyet bu. Yani ilim ilme değer İlime ver. bakış. Alime değer evet. ver diyor. Bunu söyle Kur'an-ı Kerim oku diyor. Hı hı. E ben açıp okumuyorum. Ya bu benim hı. eksikliğim. Evet. Umumun eksikliği değil. Kur'an-ı dinimizin eksikliği değil. Dinimiz oku dedi. Hı hı. Okuyup okumamak şimdi benim elimde. Okumazsam benim eksikliğim. Okursam ...gereğini yaptım. Osman Gazi, alime hürmet göster dedi. Değer ver dedi. Yumuşak davran dedi. Yaptıysam... ...ben kazandım. Yapmadıysam, şimdi iş benimle birlikte. Yani hani... ...uygulama ve zihniyet, teorik, pratik diyoruz. E pratik olarak insan her şeyi yapıyor ama... ...bir gün geliyor şair diyor ki bizde... ...profesör derler, kitap yüklü merkebe diyor. Yani... Adam yüklenmiş, yüklenmiş, yüklenmiş kitapları zerrece uygulamıyor. Sadece bilgi bilginin hamalı olmuş. Hamal. E bu da bir hamallık. Ya yani sadece hamallık yük taşımak şu bu değil. Bu bilgiyi satmazsan, bu bilgiyi kıskanırsan, bu bilgiyi paylaşmazsan, bu bilgiyi uygulamazsan bildiğini bu da hamallık. Şimdi hani ekran yüzü var insanlara gayet güler yüzlü davranıyorsunuz. Vay de şey bir program bir başlıyor. Dışarıya gülücükler dağıtıyoruz. Bizi kimse görmüyor burada. Kimse karşımızda değil. Kimseyle hiç değiliz. E dışarıda vay Ahmet Hoca ne kadar güler yüzlü bir adam. Sonra sokakta görüyor. Asık surat. Abus bir şey. <gülüyor> <gülüyor> değil mi? Yani bir ekran yüzü insanlar var. Ben çok böyle bazen duyuyorum. Ya adama baktık. Adam bizi hiç yani vay sen adam öyle geçti diyor. En yani sadece ekranda aldatmaca. İnsanlar bunu görüyor. Hocam Dışarı... kendi isminizi örnek verdiniz ama siz öyle değilsiniz. İnşallah değilim bir sokakta yani yok, hep güler yüzlüsünüz. <laughs> Var olun <laughs> sağ... örnek gösterirsiniz yani neyse yedersiniz. o olmak hani Mevlana'nın ya göründüğün gibi ol ya olduğu gibi, gibi görün. Evet. E bu da öyle ekranda evet. da yani O dışarıdaki olduğun gibi ekranda olsan seni kim izler? Evet. Seni kim dinler? Tabii. Adamın bir tanesi Tabii bizim şey yıllarımız e, liseli yıllarımız çok okurduk bir gazete vardı yeni bizim İstanbul mu bizim Anadolu muydu yeni İstanbul mu Yereci bizim gazete. İstanbul yok diye yeni şey A tabii yurt tabii genel. evet çok evet. şimdi orada e, bir çok okunan bir yazar vardı çok okunan bir yazar sonra onun e, oğlu da ünlü bir yazar oldu şimdi e, tabii sağdan bir kişi. Böyle köylü vatandaş her gün okuyor onun yazıları. Hayran. Ee, mükemmel bir insan. Şey öyle anlıyorsun şahsiyetini. Yazılar şahsiyetini ele verir insanın. O da e, işte köylü geliyor İstanbul'a. Fakat cevizi, fındığı, üzümü her şeyi doldurmuş. Bu yazarların bulunduğu kahveye giriyor ve onu soruyor. Kahveci hemen anlıyor tabi. Diyor ki o diyor işte akşama doğru gelir. Şimdi burada yok falan diyor. Adam çok üzülüyor. Hı hı. O zaman diyor şunları kendisine verebilir misiniz? Tabii tabii mutlu, vermem mi falan diyor. Ve alıyor onu. Merak etmeyin kim verdi? Şu ismi alıyor. E, tamam güle güle gidiyor. Aslında adam içeride. Hı. Fakat kumar masasında. <laughs> oh. Ve burada içki duruyor. Ha. O adam yıkılacak. Evet. Onu gördüğü tabii. an yıkılacak, yıkılacak. Bitecek yani. Onun şimdi nazarında bir bambaşka bir insan var. Kahveci de uyanık adammış. İşi kesinlikle. çözmüş böyle. Evet. Kesinlikle. Yani, hani onu yazan ben böyle çok gördüm gerçekten. 80 <laughs> öncesi bir gazetede bizim idolümüz gibi olan adam ya bir gün sonra bir başka gazeteye gidiyor. Bambaşka fikirler. Özlem Hanım. Günümüzde de çok var. Değil Tam mi? Öyle bambaşka örnekler. bir fikir. Yani evet, şuradan maalesef. ayrılıyor, şuraya gidiyor. Tamam anlarım. Yer değişir. Hani Şurada konuşuyorsun, burada konuşmaya başladın. Bunun yer değişti ama senin fikri adın nasıl, nasıl değişir? değişir, değil mi? Değil mi yani ya? Evet. Hayret ya. ediyor Ve bu adam ondan sonra bu adam Türkiye'nin işte tefekkür ehli, okunan kalemi, bilmem neyi olsun. Yani ben seni parayla her an satın alabilirim yani. Her an satın alınabilecek bir adamsın sen. Ne kadar onur kırıcı değil mi? Değil mi ya? Ama işte... Bir insanın duruşu, şeyi. Evet. Sonra Mevlana de, Yunus de. Ne Mevlana'sın, ne Yunus'u sende? <laughs> evet hocam gayet güzel mesajlarınızı da veriyorsunuz bu arada. Ee, şimdi evet Osman e, Bey'den bahsediyoruz. İlim deyince bahsettik. ilim böyle oluyor yani. Evet, öyle oluyor. evet kesinlikle. E, şimdi Osman Gazi'den bahsettik önce. E, vasiyetinden bahsettik ama. Peki Osman Gazi ilmi kimden aldı? Onun hayatında etkili olan isim kimdi diye sorsam, şey Edebali diyeceksiniz. Haliyle. Evet. Haliyle. Evet. Tanışmaları nasıl oldu çok güzel bir hikayeleri de var ama sizin ağzınızdan izleyicilerimiz duysun. Osman Gazi, evet. bir insan neticede alimin elinde yetişiyor. Evet. Yani bir çiçek, bir ağaç bahçıvanın elinde yetişiyor. E, i̇nsan da alimin hocanın elinde yetişiyor. Mutlaka ne olursa olsun bir genç bir çocuk hoca'ya gönderilecek. Ve hoca'ya gönderilirken aynen bizim eski şeyimiz eti senin kemiği senin benim. Eti senin kemiği benim derler değil mi? Evet. Yani genelde öyle söylerler. Sonra adam İkisi bakıyor elinde kemik, kuru bir kemik. Ya hiçbir şey yaramıyor. Yani hiç kemik neye yarar? Et olmadan. Akıllı şey olanlar onun için yani. diyor ki hoca kemiği de senin. <laughs> ne yapayım yani kemiği ne yapayım yani değil mi? Hı. Evet. Bunlar da akıllı adamlar. Hoca eti de senin, kemiği, kemiği de, de senin diyor. Hmm. Bu adam daha akıllı, uyanık, hmm. tamam mı? Ya kuru kemiği ne yapsın? Etini yedirecek çocuğa ki <laughs> <laughs> kalacak. Evet. Şimdi ikisi he, de senin. Böyle veriyor. Evet. Böyle vermek lazım. Siz bahçıvana yani gülü çiçeği bahçıvan bahçeyi teslim edersiniz. <laughs> Çocuğu da teslim edeceksin. Hocaya güveneceksin. Verdiğin zaman güveneceksin. Yok çocuğun gözü gerideyse ya hoca iyi şikayet edecek, baba hoca hocaya o çocuk hiçbir şey alamaz. Hiçbir şey öğrenemez. Tam teslim edeceksin. Hmm. Ya bir bir defa bu gerçekten mühim. Günümüzde çünkü yani insanların hocaya saldırıların olduğu bir zamandayız. Ama hocam şimdi yani öyle hoca örnekleri de var ki biz burada sunuyoruz haberlerini. ve siz de izlemişsinizdir, tanık olmuşsunuzdur. Yani hoca demeye bin şahit ister. Şiddet uyguluyor, dövüyor, yani rencide ediyor. Hani öyle örnekler de var maalesef. Yani bunu da, bunu da yani bilmiyorum ebeveyn nereye kadar. Çünkü ebeveyn bunu sorguladığı zaman çocuk artık o hocadan alamıyor. Bunu müdürümü olacak, müdürlerim olacak. Bunun başka şeyleri mi olacak bilemiyorum ben. Yani bunu mesela baba okula değil, baba e, gerekirse işte burada ilçe milli eğitim müdürlüğü. Bunlar olabilmeli ya bazı şeyler uygulanmalı. Ben çocuğum için okulu basarsam Özlem Hanım ve hocaya gidip bağırdığım an şimdi düşün. Siz bir hocasınız ve sizin çocuğunuzu alıp gelmiş baba anne size bağırıyor. Olabilir. Ya iyi hoca olabiliriz, olamayabiliriz. ayrı konu. Fakat o çocuk artık benden bir şey alamaz. O çocuğu al götür. Beni benim yanlışımı bana bir başkasının. Bunu müdür bunu işte ilçe milli eğitim müdürleri, bilmem neleri bazı şeyleri yanlış yapmamak lazım. Yanlış yaptığınız an o çocuğu bitirmiş oluyorsunuz. Farkında değilsiniz. Benim çocuğuma böyle davranamazsın. Nasıl davranacağım? Belki çocuk ona nasıl anlattı, aksettirdi. Belki çocuk gerçekten hatalı mıydı? Ona öyle mi davranmam gerekiyordu? Yani çocuğunun sözüyle hareket eden bir anne baba düşünün şimdi. Çocuk bunu yarın kullanmayacak mı? Yani nasıl bir tabii ben psikologlar, pedagoglar nasıl söyler bilmiyorum. Şimdi bir an şöyle düşünmeli. 7 yaşındaki çocuğum, 10 yaşındaki çocuğum beni kız arkadaşımın yanında rencide etti. Ne yapıyordun sen kız arkadaşınla? Gezmeye mi çıktın? Okulun sınıfın içerisinde? Ya onu, onu şey değil. Niye acaba yani? Ne yapıyordun o esnada? Bir mutlaka yanlış yapmadan acaba hoca bir şey der mi? <laughs> Oğlum dur bakalım. Hele bir hocanı dinleyeyim ben. Tabii ki de. Ne yap değil yani mi? Sadece yani sadece öğrencinin söylemek, çocuğun sözüyle hareket edilmez. Bu, hoca da dinlenir elbette ki. E, elbette evet. yani. Hı hı. Onun için bir defa şu kesin. Hı hı. Üstad, ilim bilgi, edep, ahlak üstattan öğrenilir. Üstadını bulacak ve ona verecek. Onu öğretecek. İşte Osman Gazi. Ne diyor? Oğul. Ertuğrul Gazi, beni üz, beni kır ama Şeyh Edebali'yi kırma. Hı. Değil mi? Yani bak, beni üz baba, beni kır, bana her şeyi yap ama Şeyh Edebali'yi kırma. Hocana tam saygılı ol. Ama Şeyh Edebali de Şimdi nasıl bir bu? hocaymış hocam? Nasıl güzel nasihatler vermiş. Ya, tabii ki. Osman Bey'e i̇şte, nasıl e, bir hoca? Talebeyi, evet. talebe hocasıyla ölçülür Değil demişler. Mi? Yani öyle bir tale, öyle bir hoca, böyle bir talebe. talebe. Böyle bir talebe. Hocanın e, nasihatlerini isterseniz okuyayım mı izleyicilerimize? Ha, çok sevinirim. Çok şey, Edebali'nin Osman Bey'e nasihati efendim der ki: Oğul, insanlar vardır. Şafak vaktinde doğar, gün batarken ölürler. Unutma ki dünya sandığın kadar büyük değildir. İki paralık güneş aldanıp, sonra da karda ayazda kavrulup gitme. Güçlüsün, akıllısın, söz sahibisin ama bunların nerede nasıl kullanacağını bilmezsen sabah rüzgarında savrulur gidersin. Öfke ve benliğin bir olup aklını yener. Daima sabırlı, sebatlı ve iradene sahip olasın. Azminden dönme, çıktığın yolu taşıyacağın yükü iyi bil. Her işin gereğini vaktinde yap, açık sözlü ol. Her sözü üstüne alma. Gördün söyleme, bildin bilme. Sözünü unutma, sözü söz olsun diye söyleme. Ananı atanı say, bereket büyüklerle beraberdir. Sevdiğin yere sık gidip gelme, kalkar muhabbetin itibar olmaz. Üç kişiye acı, cahiller arasında alime, zenginken fakir düşene, hatırlıyken itibarını kaybedene. Unutma ki yüksekte yer tutanlar Aşağıdakiler kadar emniyette değildir diyor. Şeyh Edebali Osman Bey'e nasihatında ne kadar güzel, ne kadar anlamlı, kaç yüzyıl önce söylenmiş Her nasihatler. Için... Değil mi? Yani, önümüzde geçerli ve kaç yüzyıllar 8 asır, boyunca. 8 asır önce söylenmiş evet, sözler bugün evet. en canlı bir şekilde evet. değil mi? Bir insan için 100 altın ver bir tane nasihatini al bunun. Evet. Bir altın ver, bir nasihatini al. Oğul insanlar vardır, şafak vakti doğarlar, akşam vakti ölürler. Yani dünyaya gelişiyle gelmemişi bir olmuş gibi. Üç kişinin amel defteri kesilmez, şimdi onu söylerken. Hı. Hani hayırlı bir evlat bırakan, hayırlı bir eser bırakan, faydalı bir yine işte cami, mescit, medrese, çeşme, han, hamam bir eser daha bırakan, hayırlı bir kitap. İşte kitap evet. yazmış, eser vermiş. Hayırlı bir eser, çeşme, cami, mescit yaptırmış. insanlara faydalı. Şimdi hani bazen işte bir caminin bir tuğlası bile sen olabilsen, onun oraya koyduğun zaman bir çeşme, bir su akıtsan, evet. bizim insanımız sanki yedim deyip cami yapan, mescit yapan insan, onun için e, evet. ebedi yaşamak için, güzellikler yapmak lazım. Evet hocam devam edeceğiz. Peki. Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Sevgili izleyiciler arayanın ardından devam edeceğiz. Osmanlı'yı Osmanlı yapan değerleri padişahların e, ilme ve hocalarına verdiği değerleri konuşmaya devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın. Tarih ve medeniyet devam ediyor. Osmanlı'da değerleri konuşuyoruz. Sorularınız geliyor çokça. Az sonra hepsini e, süremiz yettiğince hocamıza sormaya çalışacağım ama benim bir sorum daha var onu da yönelteyim hocamıza. Hocam şimdi biz e, Osmanlı'daki ilime bakışı o zihniyeti öğrendik. Peki ama ne kadar uygulayabildiler? Uygulayabildiler mi? O noktada bir sıkıntı oldu mu? Onu sorayım ardından izleyicilerimiz sorularını yönelteceğim. Aslında sadece şu bile uyguladıklarını gösteriyor. Hani Osman Gazi'nin eyle riayet ulemaya tamam, ulemaya riayet eyle, ulemayı yanında tut, ulemaya değer ver. Şimdi verdiler mi vermediler mi diye baktığımız zaman padişahların etrafında bir alimler ordusu görüyoruz. Ve her birisi ilimden uzak durmadığı gibi hani alimi yanından uzak tutmuyor. Az önce sizin söylediğiniz gibi Osman Gazi yanında şey Edebalı. Hı hı. Orhan Gazi, yanında Dursun Fakı, Yıldırım Bayezid, Emir Sultan, Somuncu Baba, İkinci Murat, Molla Yegan, Fatih, Molla Hüsrev, Molla Gürani, Zani. Akşemseddin, evet. İkinci Bayezid, Molla Lütfi, Yavuz Sultan Selim, Kemal Paşazade, Zembilli Ali Efendi, Kanuni Sultan Süleyman, Ebu Suud Efendi, Beşiktaşlı Yahya Efendi, ya. Hocalara bakın, öğrencilere bakın değil yani mi? Yani Hoca Saadettin evet. Efendi. Şimdi sadece şu bile alimlerle padişahların hı. nasıl böyle beraber yürüdüklerini, hı. Hı. beraber olduklarını hı hı. gösteren çok önemli şey değil mi? Hani hı. sadece bir insanın kiminle olduğuna bakmak lazım, hı hı. onu tanımak için. Hı hı. En büyük alimler yanlarında. Bunlar şimdi ilme değer vermeseler, hı hı. alime hürmet göstermeseler, onlar onun yanında dururlar mı? Ki alimlerin sözü acıdır da. Alimler eksikleri söylerler. Kolay değil alimin sözüne katlanabilmek. Onun için hükümdarlar... Anlayabilmek de önemli değil mi hocam? Tabii kesinlikle. Alim bir söz söyledi yani. size anlayamıyorsunuz belki sonra anlıyorsunuz ya, değil mi? Evet. Mesajın içinde mesaj olabiliyor alimlerin. Ve uygulamalarda da baktığımız zaman bunları evet. hep görebiliyoruz aralarındaki hususiyetleri. Bunlara çok örnekler verebiliriz. Evet. Hocam şimdi sorulara geçmeden önce bir hikayesi var. Ee, Yavuz Sultan Selim Han'ın hocasıyla beraber Mısır dönüşü. O hikayeyi bir anlatmanızı rica Kemal edeceğim. Kemal evet, değil mi? <laughs> Aslında Kemal Paşazade, e, Özlem Hanım, ilmiye askeri sınıftaydı. Askeri sınıfta Hı. yani asker. Ve bu kişi ilmiye sınıfına geçiyor. İsterseniz ondan önce bu hadiseyi bir anlatalım mı? Olur. Niye orayı bıraktı buraya geçti? Evet, Bakın Sultan bir yerde Asiyem. bu adam nereye çıkabilir? Ha. Paşa olur. Öbür tarafta ne olur? Müderris olur, kadı olur. Biz 80 öncesine kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde 1980 belki 2000 yılına kadar askeriye de genel kurmay Başkanı olacağını bilen, üniversitede profesör olacağını bilen bir gence, genelde lisede gençlere sorsak Buraya gitseniz genel kurmay başkanı olacaksınız. Şuraya gitseniz profesör olacaksınız. Genelde neyi tercih ederler? Ederler size göre. Ben istesem profesör ederdim ama <laughs> tabii ki. <laughs> Fakat bizde genelde genel kurmay başkanlığını kabul ederlerdi. Hı hı. Niye biliyor musun? Çünkü genel kurmay başkanı gün gelir cumhurbaşkanı da olabilir. Darbe yapar. Bizim Türkiye Cumhuriyeti'nde bu vardı değil mi? Çok çamayı. Çok çok da vardı. Evet. Darbeler. Onun için burayı pek üniversite hocasından hiç darbe yapan ve genel kurul şey cumhurbaşkanı olanı gördük mü? Vermedik. Bak, bir ispatlayabiliyorum. Yani evet. bir meseleyi söyledim, zaman ispatı mümkün. 10 evet. sene sonra genel kurmay başkanlığında ben cumhurbaşkanlığına geçebilirim. Bizde bütün albayların teğmenlerin şeyi böyle yetişiyordu. Bunun kırılması lazım. Yani adam teğmen, albay, e ben cumhurbaşkanı olabilirim. E böyle büyütürsen bir insanı Kendine o yolu açacak işleri yapmaya başlar Şimdi Osmanlı'da ise Bir adam nasıl Kemal Paşa zaten müthiş bir misaldir Şimdi daha adam zabit Küçük çaplı bir zabit Asker. Bir alay merasimi <laughs> Filibe'de bir alay merasimi Alayı takip eden de Sadrazam Çandarlı İbrahim Paşa <laughs> Yüksekçe bir yerde oturmuş Alayı takip ediyor Onun bir adım altında şey oturuyor. Evrenos oğlu Ali Bey, Akıncı komutanı. Geçen Aa, hafta evet bahsetmiştik. Evet, Akıncıları. <laughs> Ali Bey de hayatı destan kahramanı gibi bir adam. Herkes onun gibi olmak ister. Bir altta oturuyor. O sıra bir molla geliyor. Yani bir kadı geliyor Evrenos oğlu Ali Bey'in üzerinde Sadrazam'la yan yana oturuyor. Hmm. Şimdi bu adam yani henüz şey değil. Bir kazasker değil. Şeyhülislam değil. Yani bir kazanın kadısı, hakimi. Böyle. Geldi Evrenos oğlu gibi bütün askerlerin ben bunun gibi bir adam olsam dedikleri idolü olan, bir hayatı destan kahramanı olan bir adamın üzerinde oturdu. Demek ki ilgili biriymiş Kemal Paşazade. Yanındakine bu adamı tanıyor musun diyor. O da diyor ki Filibe kadısıdır diyor. Molla Lütfi. Hı. Şimdi Adam kafasında şöyle kuruyor. Ya ben bu de nereye gelirsem geleyim bir evrenos oğlu olamam. Evrenos oğlu olmak kolay değil. Yani düşünemiyorlar böyle. Bir evrenos oğlu olamam. Fakat okuyup 3 sene sonra bir kadı olurum ben. Diyor. Fakat kadı olduğu zaman paşayla yan yana oturacağını, onun üstünde olacağını düşünüyor. Hmm. Seferden dört ay sonra geri dönüyor. Edirne'de askerliği bırakıyor. Edirne'de müder şeye başlıyor, derse başlıyor. Hı hı. Ve başladığı gün o kadı oranın hocası Molla Lütfi. O camiye gelmiş, tayin olmuş. Orada ondan ders alıyor. Şimdi sizin sorunuzda öyle bağlantılı ki bu genç aradan yıllar geçiyor. Müderris oluyor ikinci Bayezid zamanı. Yavuz Sultan Selim döneminde kaz asker. Anadolu kaz askeri. Ve Yavuz'un Mısır seferine Yavuz Sultan Selim'le katılıyor. Ve giderken gelirken Yavuz Sultan Selim'e kitap okuyor. At başı beraber gidiyorlar. Hocam şimdi sefere çıkıyorlar savaşa. Hocalarla beraber gidiyorlar. Beraber pahişanlar. gidiyorlar. Bir Osmanlı seferinde sanki kütüphane gider. Allah Allah. Merkez gider. Evet. Ya Yani böyle ata binelim, koştura koştura gidelim yok. Yani 10 kilometre yol alırlar yani. Hocam günde. peki hocaların hani Allah korusun hani bir seferde e, hani öldürülme riskleri de olabilir. O olur tabi. Olabilir olur. ama ona rağmen olur. onlar da padişahın cihada, eğitim padiş... hayatı devam etsin eğitim diye. Eğitim hayatı devam eder. Okuma yani Yavuz Sultan Selim mesela Mısır'a gidip gelinceye kadar e, İbni Tanrı verdiğinin El-Nucumuz Zahire isimli eserini hocaları ona devamlı okuyorlar ve mütalaa ediyorlar. Yani ilim Osmanlı'da hiç bitmez. Bakın bu bir ilim evet. işte yani evet. hiç bitmez. Fatih İstanbul'dan çıkar Edirne'ye giderken bir alim çağırır, yanına, yanına eşlik ediyor. Eşlik eder ve sohbet ederek giderler. Ona mevzuları anlatırlar. Hı. Sohbet ederek gider. Hı hı. Ee, sürekli bazen, öğreniyor padişah. Sürekli öğrenir. Bazen hocalar grubu. Mesela Ramazan'da huzur dersleri diyoruz biz. İnşallah konuşuruz bunu ileri bir İnşallah. programda. Huzur dersleri diyoruz belli öğle ikindi arası padişaha 7 8 tane hoca gelip birisi ders mütalaa ediyor. Padişah gece müsaibine kitap okutturuyor. Hmm. Yani devamlı öğrenmek ve ilim devam eder ki bunun en şeyi işte şaşırtıcı tarafı savaşa giderken değil evet. mi? yani evet. savaşta bile hocaları yanlarında. yanlarında... E çünkü bir sefere çıkıyorlar 3 ay, 6 ay dönüyorlar belki değil i̇ki mi? 2 sene, 3 ay sonra dönüyor Yavuz. Evet, o iki sene yani. boyunca da öğrenmeleri devam ediyor Devam Devam hiç durmaz. Evet. Öğrenme durmaz. Evet. İki günü bir olan ziyandı olur. Evet. Mısır dönüşü. Mısır'dan dönüyorlar <laughs> şimdi. Oluyor? Yine kitap mütalası veya sohbet ediyorlar bilemiyoruz tabii. Yağmurlar yağmış, yerler çamur. işte tarlalardan, dereden, <laughs> tepeden geçip geliyorlar akşam set şeyin Kemalpaşa Zade'nin atının ayağı bir çukura girince at ürküp ayağını çekiyor. Yavuz'un kaftanı da çamur içinde kalıyor. Ve Yavuz e, Kemalpaşa Zade üzülüyor tabii padişahın kaftanı şimdi çamur. çamur olunca üzülüyor. O da anlıyor. Üzülmeyin Eziyor hocam mi? diyor. Bir alimin atının ayağından sıçrayan çamur bizim için bir şereftir. Öldüğümde bu çamurlu kaftanı üzerime örsünler diyor. Kaftanı çıkartıyor. Ve görevlilere teslim ediyor. Çamurlu bir şekilde saklanıyor. Saklanıyor. Öldüğü o. zaman. Öldüğü zaman da. Üzerine o örtülüyor. Üzerine şeye sandıkasının üzerine örtülüyor. Yani görülsün. Çünkü kefenleniyor neticede. Kefenle oraya defnediliyor. Bu da işte padişahın vasiyeti yerine gelsin diye o üst tarafta türbiye girdiğimizde sandukanın üzerine kanlı bölümüne yerleştiriliyor. Şu an hala var mı hocam? Hala var. Yavuz Sultan Selim Han'ın türbesinde. Son 10 senedir yoktu. Hmm. <laughs> Son 10 senedir yoktu. 10 senedir yoktu. Evet niye yoktu hocam? 2016'da, 2016 24 Ağustos'unda tekrar geldi. 10 sene sonra yerine konuldu. Niye yoktu hocam peki 10 sene? Çünkü FETÖ'ye giydirilecekti. FETÖ halife olarak gelecekti. FETÖ'ye giydirilecekti peki de bu ülkenin halifesi olacaktı o kaftan. Allah Allah. Yavuz Sultan Selim O halifelik. kaftanı aldıran kim hocam peki Yavuz ondan? Sultan Selim halifeliği alarak geldi son seferde. İşte böyle intikam alacaklardı. Yavuz ilk halife Yavuz Osmanlı da. Bu da Hristiyanların Müslümanlar üzerinde ilk halifesi gibi. Hmm. Halifelik nerede şu anda? Halife yapılabilir değil mi? Türkiye halifeliği ilan edebilir. Şu an. Evet, boşta Nerede? Girmişim. Türkiye Büyük Millet Meclisi uhdesinde. Türkiye Cumhur Cumhuriyeti kurulduğunda öyle dedi. Halifeliği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Uhtesi'ne alındı dedi. Bir dönem FTC olan yazarlar Zaman Gazetesi'nde, diğer gazetelerde, 3. Cumhuriyetçiler bilmem ne, hep halifeliği konuşurlardı 10 sene önce. Halifelik gelebilir, gelebilir, gelebilir. Bu millet halifeliğe alıştırıldı. Şimdi milletvekillerinin yüzde %80'i FETÖ'cü olsaydı, Sayın Cumhurbaşkanımız ustalık devrim, ustalık dönemim deyip de ustalığını göstermeseydi. Çünkü bir dönem milletvekillerinin çoğu bunlardandı evet. ilk dönemlerde. Cumhurbaşkanımız bunları biçti, hele son seçimde tam biçti. Yoksa FETÖ'den 200 tane vekil ismi gönderilmişti. Düşünebiliyor musunuz? Hı hı. Diğer partilerdekileri de bunlara katın. 15 Temmuz, gibi, olduğu, 15 Temmuz başarılı olduğu 15 Temmuz başarılı olduğu gün, <laughs> Meclis'in Fetöcü milletvekilleri ne yapacaklardı? Eyvah eyvah. TBMM'deki halifeliği Feli... ortaya koyacaklardı. Ve bu zatta da Yavuz'un kaçırılmış olan kaftanını giyerek gelecekti. Halifeyim diye. Ve oturacaktı. 10 yıldır bunun için yok. Ve hala o sıra Yavuz Sultan Selim'in türbesinden iki tane çok önemli bilhassa camiden tablo. Şu anda yok. 14 tane Kur'an-ı Kerim çalındı, yok. Burada Eksikler söyleyeyim. yani onunla bitmiyor, bitmiyor. sadece. Bitmiyor. 14 Kur'an-ı Kerim çalındı. İki tane çok önemli haç çalındı. Ve bunlar yerine konulmadı. O ilk olarak... O dönemde Yavuz'un bu kaftanının bir takım şeyleri o camiyi restore edecek firma gözaltı şeye alınmalı, dikkate alınmalı, takibe alınmalı. Aldı bıraktı bu eşyaları bir yere koydu. Sonra imamına işte bunu çok merak ediyor FETÖ dediler bu kaftanı bir görmek istiyor. Amerika'ya gönderebilir miyiz? Adam diğer eşyalar kaybolunca uyandı ve bunu şeye aldı ilgililere Korumaya söyledi. Aldı. Evet. Fakat tekrar kaçırılacaktı. Bunun <laughs> etrafında şeyler vardı. <laughs> Şu anda Bayezid Camii'nin imamı, eski imamı tutuklu. <laughs> Buradan. Hatta geçen bir milletvekili de ben bunu ta bir sene önce ilk bir şey geçen sene Mart ayında söyledim. Daha henüz 15 Temmuz yokken bu kaftanı FETÖ giyip gelecekti diye. Özlem Hanım 10 yıl masa yumrukladım ben biliyor musun? Televizyonlarda bazen programlarda Nerede bu kaftan kardeşim? Getirin bu kaftanı yerine koyun. Neden? Bu kaftan nedir? Bir mektep Çok değil bir mi? Simge. Bir üniversite <gülüyor> değil <gülüyor> mi? Şey, <laughs> Yavuz Sultan Selim'in evet. o türbesi. O türbesi. Şimdi türbeye giriyorsun Özlem Hanım. Ee, 30 tane taleben var. 40 tane taleben var. Onları aldın getirdin. Yavuz Sultan Selim Camii'nin türbesini gezdiriyorsun. <laughs> türbeye girdiğiniz zaman gençler Sandıkanın üzerindeki kaftanı görüyor musun? Demeniz Bu lazım. kaftanın hikayesi nedir? Heh. Şimdi orada anlatıyorsunuz. Ve Yavuz'un hocaya gösterdiği, alime gösterdiği hürmeti, sahibi ilme verdiği değeri orada anlatıyorsunuz. Heh. Değil mi? Evet. Yani o e, türbede anlattınız bunu. Hı hı. Bakın gençler, atının ayağından sıçrayan yani çamur. çamurlu kaftan. Bir alimin atının ayağından sıçrayan o çamuru... Kendisi için bir şeref bilen padişah. Hı hı. Yavuz Sultan Selim böyle bir padişah. Şimdi ilmin, alimin değerini anlatan şu türbe hı hı. bir üniversite, bir medrese değil mi? Bir mektep değil mi? Sen o mektebi yıkıyorsun kardeşim, onu oraya koyun diye. Ben 5-6 sene bağırdım. Gazetecileri devreye soktum. Şeyler uyuyordu. Bu müzeler, müdürleri falan filan. Yok efendim ne yapılıyormuş biliyor musun? O kaptan için evet. bana cevap geliyor. Türbe yapılıyormuş. Lan Ama bu kadar sene. Padişahın 5 asırlık, yani. evet. asırlık vasiyeti var. Padişahın vasiyetini tutsana sen. Ne türbesi yap ne müzesi yapıyorsun. Bir hı hı. türbe için bir müze yapıyor. Kimi aldatıyorsun? Hı hı. Neyse sonunda 20, geldi. 24 Abak, Ağustos kaftan. Sayın Cumhurbaşkanımız o gün Yavuz Sultan Selim'in türbesinde dua ediyordu kaptan da oraya konulmuştu olmuştu. giyeceği kaftan oraya. Onun için ben bunu dedim ki Yavuz'un ruhu müsaade etmedi buna. Evet. Doğru Çok mu? Çok güzel. Evet hocam. Evet. Kesinlikle öyle. Evet şimdi e, izleyicilerimizin soruları çokça birikti. Hı. Biraz eritelim mi hocam? Şimdi Selçuk Kurdoğlu der ki faydası olmayan ilimden Allah'a sığınmaktan efendimiz neyi kastediyor? Peygamber hı. Efendimizin hadis-i şerifidir. Hı. Faydasız olan ilimden Allah'a sığınırım ilimden maksat faydadır. Yani bir fayda teminidir. Hı hı. Şimdi bu yoksa malayani deriz biz buna. Boş iş, boş şey. E boş şeyle uğraşmamayı söyler Peygamber Efendimiz. Yani bir şeyle ilgilendiğin zaman benim bundan ne faydam var diye düşünecek adam. Yani iki saat televizyon izliyor. Peki ne programı izliyorum ben ve bundan bir fayda temin var mı? Ama hocam ona ilim gözüyle bakabilir miyiz televizyonda? Tabii ki mesela televizyonda bir şey bir bir program var ve bu öğretici bir program. Ben bundan bir şey alıyorum, bir bilgi duyuyorum, bir şey öğreniyorum. Aynı bu sınıftaki bir hoca gibidir. Hı. Oradaki biri de çok güzel bir bilgi anlatıyor değil mi? Yani bu bir dini bilgi olur, bu ilmi herhangi bir şey olur, bu sıhhat üzerine olur, bu size işte bir haber olur. Ama bu haberde bile bir ibretlik bir şeyi görmesi lazım insanın. Yani verdiği bir, ders bir şeyde, lazım, bir ders alması <laughs> lazım, bir şey vermesi. Eşyaya ibret nazarıyla bakınız buyuruluyor. <laughs> yani bir çiçeğe bakmakta bile insan bir ibret düşünmeli. Onu yaratanı düşünmeli, onun güzelliğini düşünmeli, kopartmamalı. Yani işte insan eşyaya, her şeye ibret nazarıyla baktığı zaman aslında ee, yanlış bir şey yapmaz, bir şey öğrenmiş olur. Yoksa rastgele bakmak, hani bakmak görmemek, okuyup anlamamak, e faydasız. Bir faydası var mı? Yok. Demek ki boşa geçen bir ömür diyoruz. Hı hı. Onun için Peygamber Efendimiz mutlaka bundaki istifadeyi alın, istifade edin, faydalı olsun. Ki bir de zararlı ilim. Bunu düşünmek lazım. Zararlı yani, ilim. Televizyonu izliyorsun, senin dinin yıkıyor adam. Yani din programı bir dini program Kur'an-ı Kerim'in şifreleri diyor. <laughs> Ve Kur'an-ı Kerim'e kendi kafasına göre mana verip e Kur'an-ı Kerim'e kendi aklına kendi kafasına göre mana veren hakkında o kadar Peygamber Efendimiz'in ağır sözleri var ki. Hı hı. Yani adamın dini imanı gider. E şimdi seni de götürüyor bu adam. Hı hı. Yani sen onu izlediğin zaman dinin imanın gidebilir. Onu izlediğin zaman değil mi? Yani bırakın faydasız bir de zararlı Zararı ilim var. Zararlı var. Zararlı, hı hı. Var. Hı hı. zararlı hı hı. ilim. Bir insan zararlı bir ilmi alır mı? Hı hı. Zararlı bir yere gider mi? Zararlı bir işi yapar mı? E faydasız ilimde bir anlamda boşa geçirilen, vakti boşa harcamak. Evet. Peygamber Tarayı Efendimiz bundan bahsediyor. Ne dersin? Parayı yola saçıyor. Deli dersin değil mi? E vakti de, ömrü de boşa saçmamak lazım. Kesinlikle. Peygamber Efendimiz'in kastı buydu. Evet. Ee, hocam Serkan sormuş Osmanlı diğer devletlerin yönetim ve savaş tekniklerini incelemiş midir, düşmanlarını araştırır mıydı, inceler miydi diye sordu. Kesinlikle çünkü bu da hadis i şerife dayanır. Yani bir ilim müminin yitiğidir nerede bulunursa alsın. İlim müminin kaybedilmiş malıdır. Şunun bunun diye söylenmez. Yani kafir, gayrimüslim, müslim buna bakılmaz. İlimi ilmi insan insanlığın kaybedilmiş, müminin kaybedilmiş malı. Siz bir malınızı kaybettiniz. Onu bulmuş gibidir. Yani Hristiyan'da da olsa bir teknik alet, bir şey. Alırsınız bunun faydalı olan bir şeyi. Veya faydalı yolda kullanırsınız. O zararlı kullanır ama siz faydalı yolda kullanırsınız. Mesela Osmanlılar bir dönem ilimde bir numara. Belki incelemesini icap ettirmiyor. Fakat bir bakıyor savaşlarda Farklı silahları var. Bu defa o silahları alıyorlar, kullanıyorlar, değerlendiriyorlar. Aynısını veya daha ilerisini yapmaya çalışıyorlar. Kendisini öğretmeyi. Hı hı. Hiçbir zaman gayrimüslimlerde diye ilme sırt dönmesi, onlardan ilmi almaması, silahı almaması diye bir şey söz konusu olmamıştır. daha deviren sormuş. Hocam Amerika eğitim sistemi için Enderun Mektebi'nden yararlandı mı? Doğru mudur bu diye soruyor. Tabii doğru. Yani onu modernize ederek tek kişilik hocalar, tek kişilik sınıflar yerine göre tek kişilik eğitimleri Amerika'nın yaptığını görüyoruz. Hatta ben 1970'lerde bir gazetecini okumuştum bir Amerika'nın notları diye gidip geldiğinde. Orada tek kişilik hocalar, hoca sınıf biz de şimdi hani işte veriyoruz çocuğumuza hoca tutuyoruz değil mi? Bire bir eğitim verdirtiyoruz. Orada bu tip eskiden yoktu bizde bunlar. Şimdi bunu gördüğüm zaman bu çok pahalı ve devlet yapıyor bunu. Bu çok pahalı olmuyor mu diyor. E biz bunu sizden aldık diyor adam. Nasıl? E Osmanlı'nın Enderun Mektebi diyor. Evet. Osmanlı'nın medresesi diyor. Evet. Şey, <laughs> evet. Hocam Muhammed Burak Özgün'ün şöyle bir sorusu var. E, i̇lme suslamış insanlar günümüzde neden fazla değil, ne kadar anlatılırsa anlatılsın insanlar neden ilme yabancı? Çok güzel i̇şte, bir soru. Çok güzel bir soru. Kitap Gerçekten bence çok... gitsin. Gitti doğru. <laughs> Kitabımız doğru. gitti efendim doğru. Muhammed Burak Özgüne. Güle güle okuyunuz. Çünkü ilim ilim meşakkatle elde edilen bir şey, çok zor. Yani bir ilim için eskiden çıkıyor 15 sene gidiyor. İşte Şam'a gidiyor, İstanbul'dan çıkıyor, Bağdat'a gidiyor. Anadolu'nun bir yerinden seferlere çıkıyor, 10 sene sonra geri dönüyor. Şimdi ilkokulda başladığımız üniversite bitinceye kadar devamlı sınavlar imtihanlar kolay bir şey değil kalbi kaldı ki bizim bu bile ilim değil Yani şu yaptığımız şey çok büyük bir bizim eski o anladığımız manada bir ilimde değil ilimde çoktan seçmeli diye bir şey olmaz Mesela bir defa ilk değiştireceğimiz şeylerden birisi o çoktan seçmeli olan şeylerin kaldırılması lazım gelir. Öyle bir eğitim yok. Öyle bir ilim yok. İlim bu değil. İlim her şey. Yani adama işte beş tane madde verip bunun hangisi şu falan diyerek bunlar e, ilim değil. Bunları anlamak lazım bugün. Başka bir şey o. E, meşakkatli bir iş. Oysa kısa yoldan para kazanmak köşe dönmektir. Yani e, çabuk hayata atılmak. Para, para. Bu insanın çabuk ihtiyacını da görür. Onun için insanlar paraya menfaate daha fazla yönelirler. Zor ve meşakkatli yolculuğu bırakırlar. Bu durumu tersine çevirmek mümkün mü hocam? Bunu mu? Nasıl çevrilebilir? Yani ilim insanlarına ya buna, 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 daha fazla ödenek, maaş vererek mi? Hani hep onlar da dile getiriyorlar ya akademisyenler. Evet. Ya bu da bir şeyidir mutlaka. Yani öğretmenlerin şeylerinin çok iyileştirilmiş olması öğretmenliğe evet. rağbeti artıracaktır. Evet. Değil mi? Yani evet. ilim adamlarına bir takım şeylere büyük değer verilmesi Bazen ben mesela Cumhurbaşkanı ödüllerini dağıtıyor. E şimdi orada bir sanatçının geçen gün de vardı. Kültürü ve şey sanat ödülleri vardı. E o insanların bir gururu şeyi var. Bunlar çok güzel şeyler. Hı hı. Hatta yani gerçekten bunların artırılması da lazım. Hı hı. Eser veren insanların daha fazla insanlara. Tabii tabii Cumhurbaşkanı ödün... kültür sanat seferberliği ilan etti o ortalığa bahsetmişti. Bu ne kadar önemli değil evet. mi? Evet. Eskiden de mesela ben padişahların eser veren hatta bir kişi eser yazdığı zaman padişaha sunuyor ve padişah o eserin ağırlığınca altın veriyor ona. Ona destek veriyor şey bunun için ilim çok artar. Hocam peki Osmanlı'da ilim insanlarına ne kadar ödenek maaş veriliyordu? En musun? yüksek şeydir. Bir kadının heh kadı onun yevmi günlük en düşüğü 45-50 akçeyle başlar günlük. En yüksek maaşı Osmanlı'da onlar alıyor. Kadılar alır en yüksek. Hı, hı müderrisler alır ve en bunları alır ve gerçekten de durumları çok çok iyidir. Bu da onlara mesela ne yapar İlme teveccühü artırır. Örneğin padişah hocaları. Padişah hocaları onların tabii çok özel de bir karizma yerli padişahın yaptırdığı medreselerde görev yapmak ki oranın en az bir müderrisin 60 akçadır gündeliği. Yüksek seviyeli kadılıklarda. 400-500 akçedir gündelikleri. Bunlar tabii şeyi artıracaktır, rağbeti artıracaktır. E bu ikincisi bizim zihniyet itibariyle çocuklarımıza... ...bunu ilkokuldan itibaren verebilmek lazım. Yani okumak, illa hani bunu bu görevi yapıyor değil. Gerçekten dinini, dilini, edebiyatını, tarihini bilen bir insan. Bu da alimdir. Hani sadece... ...orada değil biz bazen müderrislik yapmıyor işte... ...Hacı Bayramı Veli, Hacı Bektaşi Veli... ...e bunların sohbetlerine, dergahlarına giden insanlar... ...hangi işi yaparlarsa yapsınlar, hangi işi... E, ...bir e, arif insan oluyor... ...arif bir insan... E, ...naif bir insan, güzel bir insan oluyor... ...alim bir insan oluyor... ...yoksa alim diye illa üniversitede hani görev yapan insana e, söylenmez... Bazen ben işte Boğaziçi Üniversitesi'nde bir profesöre bakıyorum. Aman Allah'ım, Putin'in arkasına gitmiş gidiyordu bir zaman. Bölücülerin arkasına giden bu ülkede evet, yüz tane evet. profesör evet. ama öz zamanım yani doğru. değil mi? Bölücü adamlar. Bu adamın ilimle, alimlikle ne alakası var? Onun ala? onun için gelmemiş bir zaten de, oraya. Bir dağda bir o ayrı bir şey. Ayrı bir görevi var mı? bir yani. adam vardı bir de. Evet. O dağda bazen televizyonlarda görüyorum. Herhalde bizim televizyonda gösteriyor bazen ara haberlerde. O e, bir birkaç kişiye bir çoban, yaşlıca bir adam... ...işte son zamanlarda Türkiye üzerinde oynanan oyunları anlatıyor onlara. Aa evet. Hatırladınız mı? Evet. Bir yaylada mıdır? İsmi de hatırımda. İşte o ar evet. Arif adamı adam. Evet. Her şeyi evet. çözüyor. Hı hı. Olaylara ibret nazarıyla bakıyor. İbret nazarıyla bakıyor, hı hı hı. görüyor. Bu adam... Belki kitap okumadı. Ama ilim adamlarını çok dinledi. Hı hı. Arif insanları dinledi, yetişti. Yani bazen Mevlana ne diye din başlıyor eserine? Dinle diyor. Dinle. Hı hı. Yani ben okudum, öğrendim, araştırdım, bildim. Şimdi sana Köksal anlatıyorum. Köksal yardımcı. Tamam, aklımıza geldi. Köksal yardımcı çoban ondan bahsediyorsunuz hocam. Öyle Hatta değil evet kampanyasında da çağrı yapmıştı Fatih Bey'de başkan Mustafa Demir'e. Öyle evet mi? kampanyasında, Abi evet, ya. E, o da cevap verdi Fatih partide. Sakın yanılmadı, değil mi? Evet, Mustafa evet. Demire. Bey. Mustafa Bey, ya. <gülüyor> <gülüyor> Fark ediyorum. Mustafa Bey. Evet, Mustafa Demire çağrı <laughs> yapmıştı, çok güzel. <laughs> evet, evet. Evet, ya o adam şimdi evet. okar, ya müthiş bir şey ya. O insan hı hı. kaç üniversite bitirdi dersin? Hı hı. O sözleri gerçekten söyleyebilmek çok önemli biliyorsunuz Özlem Hanım. Hı hı. Onun için bizim ilmin kıymetini alime gurbet yoktur. Cahile vatan yoktur. Hı hı. Değil mi? Cahile vatan yoktur, alime gurbet yoktur. Cenab-ı Hak ilmi isteyen herkese verir. Parayı istediğine verir. Parayı istediğini verir. İlmi, İlmi isteyen herkese. her isteyene mutlaka verir. Çünkü çalışan ilim ehli olur. Evet. Okuyan gayret eden ilim ehli olur. Ama para çok çalışırsın. Hı hı. Bazen kazanamazsın. iflas edersin hatta. Şakana kadar sıkarsın. Ama ilim ehli her yerde aziz olur. Hı hı. İlim nerede oturuyorsa başka şey odur. Hı hı. İlim eşikte de otursa herkesin yönü o, o tarafa. Ağrı boruya otursa herkesin yolu oraya döner. Onun için insanlar ilmin kıymetini bilmeli. Evet hocam. Evet, evet bu sözünüzle şey yapalım. Ee, Ömer Faruk Çetin der ki Ahmet Hocam Kanuni ve Yahya Efendi Hazretlerinden bahsedebilirler mi? Şimdi Padişahlar ve Hocalarından bahsediyoruz Az önce Kanuni'den bahsederken Ebu evet. Suud Efendi dediniz. İzleyicimiz de Yahya Efendi Hazretleriyle ya, ya, olay Beşiktaş'ta metfun Kanuni'nin süt kardeşi diye e, ifade edilir. Çok sohbetleri olur. Hatta bir defa ondan e, zirve döneminde bazen insan korkar Yani hmm. çok yüksek yerde korkarsın düşer miyim diye. Kanuni de Osmanlı Devleti'nin zirve dönemidir. Evet. Ya bu devlet çöker mi? Devletim inkraz bulur mu? Bazen insanlar böyle endişeye kapılırlar. Bir gün Yahya ya Efendi'ye haber gönderiyor. Bu devlet inkraz bulur mu diyor, düşer mi? O da gelen adama ne me gerek bana ne diyor gönderiyor. Git işine diyor. Ne? Başından bana soruyorsun soruyor. gibi Hı. yani. Evet. Hı. Gönderiyor. Kanuni çok üzülüyor. Sonra onu gördüğü zaman ya diyor kardeşim diyor. Ben diyor. Niye öyle diyor cevap verdin? Ben diyor tedbir alacağım diyor. Yani bana nasihat et, bir şeyler söyle ki ben tedbir alayım bu yanlışlıklara. Hı hı. Anlamadın mı birader diyor. Hı hı. Sultanım diyor. Anlamadın mı? Neyi anlamadın mı? Hı hı. Bir yanlışlık görüp de insanlar bana ne derse, neme gerek derse o devlet yıkılır diyor. Yanlışlığa karşı herkes kendine düşen vazifeyi hataya karşı yapacak. Bana ne demeyecek, gülüp geçmeyecek diye ifade ediyor. Çok önemli. Çok güzel. Evet. Ee, hocam şimdi Fatih Sultan Mehmet ve hocaları var aslında onu soracağım size, Moğolla Gürani. Ama bir izleyicimizin daha sorusunu alayım önce. Yusuf Kerem Şimşek der ki, insanların bahsettiği gibi Osmanlı'dan medresedeki hocalar şiddete çok yatkın mıydı? Yani öğrencilere şiddetle <laughs> falaka ucuran... var mıydı Hı. yatırıp ayaklarına da, evet. bir 80 sopa, 20 sopa vuruyorlar mıydı? Heh. Değil. Oraya gelin. Yani <gülüyor> <gülüyor> Osmanlı'da hep falakadan bahsedilir. İşte yere yatırır ayağına Hı. ya yoktur asla Osmanlı klasik belki hani o cumhuriyetin son dönemleri karışık dönemleri. Bazı şeyler böyle hikayeler anlatılır, yazılır, bir takım hı hı. şeyler vardır. Mesela Enderun Mektebini ben ele alayım. Cezalarını, her şeyini biliyoruz Enderun Mektebinde. Bir kişinin yani yaramazlık yapan, disipline uymayan bir insanın ki orada yatılı ve bu insanlar devletin en üst noktasına gelecek ve disiplinin en ağır olduğu bir yer. Böyle bir yerde ne yapıyor mesela bir öğrencinin önce işte bahçe duvarından dışarı çıkartıyor. Yani ben ne yapabilirim üniversitede? Sınıftan dışarı çıkartır evet. bir çocuğu. Veya işte başından başlığını çıkarttırıyor. Hmm. Yani bir insana ağır bir şey bu. Yani bir çocuğu sınıftan dışarı çıkartmanız, e, bütün arkadaşlar ağır Arasında, bir şeydir. Tabii. Kimse çıkmak istemez. Tabii. Başlık çok önemli. O şeyin hani her devrin bir kendi anlayışı vardır. Bu Bahçığı başlığı çıkart. çıkarttırıyor. Hmm. Yani bu ağır bir. Yakasının yırtılması diyor. Ceza ağırlaşıyor. Yakayı yani. mı yırtıyorlar? Evet, elbisesini. Yakasını. Hoca mı yırtıyor? Hoca. Evet. Ya veya Olur. ceza veriliyor böyle. Onun ağları tarafından. Hı -hı. Veya uykusuz bırakıyor. Şimdi şiddetleniyor. Uykusuz o. bırakıyor. Evet. Hı -hı. Şiddet şiddet veya kat kat. Veya aç bırakıyor. Öğününü kesiyor. Yemek vermiyor. Bir insanı en fazla açlık terbiye eder. Hı -hı. Bakın çok ağır suçlar. En son o şeyden atıyor. Enderun mektebinden, mektebinden atılıyor. Atıyor, diyor. Şiddet var mı yok mu? Yok. Şiddet yok. Yok. Falaka yok. Ya yok. Evet. Böyle bir şey. Cezai durumlarda falakalar vardır. Yani bir suç işleme. Yine okulda suç. mı? Suç. Yani bu işte tazir şey cezası. Okul ve dersle alakalı bir şey değil. Yani bir insanı gasp etme. Bir şey yapma. Ha, arkadaşının bir şeyini etme. aldı Bunlar, mesela. Ha, din'de ha. olan şeylerdir. Dini cezalardır. O ayrı. Adam öldürmeye kadar ceza var. Şimdi ha. idam yok mu? Müebbet yok mu? Yani bir ceza var. Müebbet hapis veriyor. Evet. E idam cezası kalktı. Dünyada yok mu? Ha. Var. Bizde idam cezası bugün bütün Türkiye gelsin diye bağırmıyor mu? Sen suçsuz yere hiç e, hakkın olmayan bir şeyde ayaklanmayı yapıp Susuz insanları çiğneyin tanklarla demek. Ne demek yani? Bütün bir millet idam istemekte haksız mı? Hı hı. Bütün bir millet istiyor. Bugün bu insanlara idam yüzde doksanla geçer yani. Bir şey yapsak biz halka gitsek değil mi? Yüzde doksanla geçecek bir şey. Sen binlerce insanı çiğneyin diyeceksin tanklarla. Hı hı. Yani suçuna göre ceza. Bu da tazir. Mesela pazar yerinde nar adam eksik veriyor malı. Hemen pazar yerinde kadı efendi yatırtır adamı ayağına bütün halkın oradaki insanların arasında ayağına 20 sopa vurur. Hmm. Bir Falaka. daha o adam eksik satabilir mi Özlem Hanım? Satamaz tabi. Mümkün değil yani. Bu işte yani <laughs> suçu. Herkesin şeyi... ortasında bir de o cezayı evet, yiyor. Evet veya boynuna bir şey takar. Sahtekarlık. Bu Onunla işte, gezeceksin diye. Onunla gez gezdirir pazarda. Hmm. Cez ha, bu suçların bir takım şeyler ama talebeyi böyle palakaya yatırmak bilmem ne Osmanlı klasik döneminde Yok. normal Yoktur bunlar. Hı hı. Evet hocam şimdi Fatih Sultan Mehmet ve hocası Molla Gürani. Aslında Molla Gürani'nin hocası hoca olmasında da galiba önemli bir e, olaya işaret ediyor değil mi? Evet. 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 Oradan mı başlasanız acaba? <laughs> Peki. Şimdi e, çok önemli bir olaydır o Molla Gürani'nin Fatih'in hocası hani olduğunu biliriz de nasıl hocası olduğunu bilmiyoruz. Onu pek bilmeyiz evet, yani çok evet, Onu ilginç, pek evet. bilmeyiz. Molla Gürani aslında Mısır'da bir alim. şeyde değil, Osmanlı ülkesinde değil. İkinci Murat zamanında Fatih'in babası ikinci Murat han derken hükümderken Molla Yegan var. Devrin büyük alimi. O hacca gidiyor. Haç vazifesi padişahtan izin alıyor, hacca gidiyor. Haç vazifesini yerine getiriyor. 8 hı hı. ay sonra dönüyor ve hı hı. padişahı Edirne'de ziyaret ediyor muhabbet hı hı. ediyorlar sohbet ediyorlar İşte padişah onun hacını tebrik ediyor gezdiği gördüğü yerleri anlatıyor ve çıkacak aradan bir iki saat geçmiş hı hı. E, yan padişahın yanından çıkacak padişahın dikkatini çekiyor ya e, hocam diyor yani hiçbir bir şey yok bir hediyeniz falan yok uzak bir yere gidip gelen insan bir hediyeyle gelir değil mi? Hı hı. Yani ne zemzem var ne hurma var hiçbir şey yok elinizi boş görüyorum bir şey de getirmediniz bize hiçbir hediye almadınız mı diyor. <gülüyor> <gülüyor> hani evet. Bizde bir çam sakızı çoban armağanı derler değil, değil mi? Yani hı hı hı. bir yere gittiği zaman bir hediyesiz dönme. O bizim <laughs> kültürümüzdür. Padişahın da dikkatini çekmiş. Yani hurmada mı getirmedin, zemzemde mi getirmedin? Hı hı. diyor ki hünkârım diyor, hediyemiz kapı dışında bekliyor. Müsaade edersen hediyemizi içeri getirsinler diyor. Padişah da merak ediyor. E hemen getirsinler hediye Yani ne getirmiş? İçeriye Molla Gürani giriyor. Hmm. Hediye olarak bir alim olarak sürüyor. Şu dünya tarihinde var mıdır acaba? Hediye olarak bir alimin getirilişini. Kahire'de Molla Gürani ile karşılaşıyor Molla Yaya. Sohbetler ediyorlar. Ve ona Osmanlı padişahlarının ilme verdiği değeri alime gösterdiği hürmeti anlatıyor. Çünkü Molla Gürani'nin ilmine hayran kalmış Molla Yegane. Onu getirecek. Edirne'ye getirecek. Osmanlı'ya getirecek. Uzun hı. anlatmış, ikna etmiş. Yanına alıyor ve buyurun padişahım hediyemizdir. Hı hı. E padişah da ne yapar? Padişahça bir şey. Molla Gürani'yi oğlu Mehmet'in eğitimine veriyor. veriyor. Onun tatlı sert eğitimiyle Hani sopa göstermek de var vardır ya bazen hı -hı. böyle. Hı -hı. O sopa göstermek gibi tatlı padişah çocuğu. Padişah çocuğuna eğitim vermek kolay mı? Hı, -hı. Ya yani dinler mi sizi padişah çocuğu? Babası padişah. Evet. Söylerim hı -hı. ha falan hı -hı. yani. Şehzade. Değil mi? Evet. Şehzade. Hı -hı. <laughs> Şehzade. Hı hı. İşte Fatih Fatih yapan, yapan hocalardandır. Molla, Molla Gürani. Gürani. Molla Gürani. Gerçekten Fatih çok sever onu. Hocam çocuğun terbiyesi için tokat yiyen bir padişah var mı? Nasıl? Çocuğunun terbiyesi için tokat yiyen padişah kimdir diye sormuş Hamdullah Çiçek. Yani tokat yok işte bu şeydir Fatih şey yapıyor. İkinci Mehmet Ela Hoca gelmeyen bir gençmiş. Yani bugün atak ne atak derler böyle. Hiperaktif. Hiperaktif bir çocuk. Ona Ela Hoca gelmiyor. Şeyde Molla Gürani de disiplinli yani bir disiplinli bir hoca. Hatta ona döverim döversin döver şeyi çektiriyor böyle. Darab darab işte yadırıbı e, falan böyle fiillerini çektiriyor. E, lem yadırıp, lem, lemma yadırıp böyle gider. O da gidiyor babasına şikayet ediyor. Hmm. Vay nasıl yapar diyor. Benim oğluma diyor nasıl böyle sert davranabilir. Yarın ben onun hakkından gelirim diyor. Sen Aa. hiç merak etme evladım diyor. <laughs> İkinci Murat evet. hocaya da haber gönderiyor. Böyle böyle yarın sen diyor. Onun yanında bana gerekeni yaparsın diyor. He. Tamam mı? Ertesi anlaşıyorlar. Tabii gün... anlaşıyorlar. Evet. Ertesi gün şimdi Hı. hocaya geliyor, bir çıkışıyor. Sen benim oğluma nasıl böyle, böyle davranırsın oluyor. falan deyince hoca oradaki sopayı kaptığı gibi. Vay sen kim oluyorsun deyip üzerine yürüyünce ikinci Murat kaçıyor ikinci Murattan. <gülüyor> <gülüyor> Akşam diyor ki vallahi evladım diyor ben korktum senin hocadan. Fatihe. <laughs> <laughs> ben senin hocadan korktum. Aman benim başımı belaya Belası bulaştırma. Mı? Dersini iyi yap. Aramız <laughs> iyi. E şimdi çocuk da bunu görmüş. Gördü. Tam. Değil hmm. mi? O çocuğun şahsında hmm. şimdi düşünmek babana lazım. Babama bile, padişah babama bile böyle davranıyor. Böyle davranıyor. Ya, bu iş farklı. Şimdi bunu belki hani izleyicimiz <laughs> evet, belki bazen de insanlar bunu istedi. anlatırken vay bir tokat attı falan Tokat meselesi ha, yok. hani o. bazen romancı <laughs> bunu abartabilir, <laughs> anlatan abartabilir. Ama kovaladığı doğru. Kovaladığı doğru. <laughs> yani böyle bir Ağır. anekdot anlatılır. Yüzde yüz mü bu? Bilmiyoruz e, ee, Özlem Hanım. Yani hani bunun şimdi desen ki e, bazen biz bunu yaparız tarihçiler. Hani kaynağı nerede falan deriz. Şimdi hocam bunun kaynağı var mı? Evet. Yok. Hı. Yani net bildiğim bir yer açıkçası hani yok. Fakat benim de çocukluğumdan beri dinlediğim, duyduğum, anlatıla anlatıla gelmiş Mesilden bir mesildi. hadise. Hı -hı. Şimdi bu hadise bir güzellik mi veriyor bize? Veriyor. Alimin değerini mi veriyor? Veriyor. İlmin kıymetini mi veriyor? Veriyor. İşte hoca talebe ilişkisine şeyin, az önce de hani bahsetmiştik diye evet, işte, evet, bunları veriyor. Bir yanlışı var mı? Yok. Yok. Olabilir mi? Gayet güzel olabilir. Hı. Öyleyse böyle şeyleri Kabullenmek çok önemli. Hı hı. Böyle şeyleri bir eleğin bir tersiyle atmayacaksın. Hı hı. Çünkü bunlar bir kültür oluşuyor. Neyin kültürü bu işte? Bir ders, hoca talebe ilişkisi. Hı hı. Padişah da olsa bir böyle bir örnekleme hı hı. olarak çok mühim bir anekdot. Öyleyse bunları, bunları ilkokuldan itibaren öğreteceğiz hı hı. gence bu anekdotları. Hı hı. Öğreteceğiz. Vereceğiz. Hocam şimdi Fatih ile ilgili benim de okuduğum bir hikaye var. O doğru mu? Şimdi e, Fatih Sultan Mehmet Han padişahken İstanbul'u fethettikten sonra bir e, cami yaptırıyor bir Rum mimara. Ama Rum mimarın yaptırdığı cami sütunlarını beğenmiyor. Kısa olduğu gerekçesiyle e, mimarın ellerinin kesilmesini emrediyor. Mimarın elleri kesiliyor. Sonra mimar gidiyor işte e, işte kadılara. Bir iki kadı geri çeviriyor. O padişaha karşı dava açıyorsun sen falan diye. Üçüncü kadı kabul ediyor. Sonra ikisi padişah ve Rum mimar karşı karşıya geliyorlar. Öyle bir hikaye var. Doğru mu? <laughs> Şimdi bu hikaye yok. Yok. Böyle bir şey yok. Tamamen Bunu yalan, zaten doğru. girmemesi de kaynaklara mümkün değil. Bu Hı. az öncekine benzemez Özlem Hanım. Hı. Şimdi böyle bir hadisenin Hı. bir defa kaynaklara kayıtlara girmemesi mümkün değil. Neden? Bir cami yaptırıyorsun sen. Bu Hı. camiyi yıktırdın mı? bir e Şeyin ilk camini biliyoruz biz. Yani Fatih Camii'nin ilk şeylerini biliyoruz. Hı. Öyle küçük şey bir cami falan değil. Kubbeli, yüksek bir cami sütunlar falan öyle alçak bilmem ne noktasında değil. Hı hı. E şimdi bir cami yaptıracaksın, bitecek ve bu camiyi yıktırdın mı? Yıktırmadın mı? Nerede? Şimdi bu cami yıkılacak. Yeniden bir cami yapmak kolay mı? Hadi Süleymaniye'yi yık, yeniden yap. Oo. Ben yani şimdi bunu masraflarına yani. bilmem tabii, nesine tabii. falana filana kadar böyle bunu hani böyle alalüsüz söylemek mümkün değil. İkincisi Rum mimar olduğu da belli değil. Yani onun Türk mimarlarını falan biliyoruz. Öyle bir Rum mimarı da bu kadar etkili olan bir mimar da yok açıkçası. Buradan da şey üçüncüsü şimdi bir mimarın böyle bir şey ya bunun neticede şeyi bellidir şu bellidir. Elini kestirmek ağır bir ceza. Yani bunu kime verdin de kestirdin? Kadı mı kestirdi? Sen böyle hadi kesin elini şunu ee, Gelirini buradan kazanan bir adam, eliyle kazanan bir adam. Onun sopa vurdurabilirsin. Hı hı. Hani dese ki ayaklarının altına 80 <laughs> sopa vurdurdu. Bunu kabul edebilirim. Hı hı. Ama bir kişi eliyle mesleğini kazanıyor. Onu kesemezsin. Evet. Bak, onun mesleğini öldürüyorsun sen. Onu açlığa şey yapıyorsun gibi. Çünkü o başka bir iş yapamaz. Hı hı. Değil Şimdi mi yani hikayede işte o dava açan o mimarı işte güya kadı haklı buluyor. Fatih'in de ellerinin kesilmesine hükmetmiş. Hükmediyor. Yani güya bu hikaye biz, Osmanlı'da adalet sistemini biz örnek Osman, için ha. anlatılmış ama. Bunu Fatih'in adaletini örnek tabii. için derken Fatih'in öbür tarafta dön Fatih'i sen e, Fatih'e en büyük şeyi Kötürüyor. de söylüyorsun sen. Yani aslında bu Fatih için vay adil işte Osmanlı adaleti kadı böyle yaptı ama sen Fatih'i ne duruma düşürdün? Biraz da oraya bak. Onun için ben böyle hadiselerde mutlaka bir şey ararım çünkü bunu yapamaz, yapmaması lazım. Hı hı. Çok peki, ağır bir ceza evet. Peki e, bu, bu İstanbul'un ilk kadısı Hızır Bey. Onun pek çok şeylerini biz biliyoruz. Hakkında çok çalışmalar da oldu. Var mı böyle bir şey? O da yok kararı. Hı. Çünkü bunlar şeye de girerler. Neye? Yani e, kadı siciline de yazılırlar. Buralarda bulabiliyor muyuz? Orada da Orada görmüyoruz. Yok. Onun için ben bunu, bu çok Fatih'in adaletine gösterilir. Ben Fatih'in adaletine onlarca misal gösteririm. Hı hı. Ama sui misal misal olmaz. Hı hı. Kötü misal, yanlış misal, misal değildir. Hı hı. Bazen bugün de mesela ben çok görüyorum. Adam bir hikaye görüyor. Hikayenin sadece kahramanları değişiyor. Kim oluyor? Hikayenin kahramanı Yavuz oluyor. Hikayenin kahramanı Kanuni oluyor. Oraya Fatih'i koyuyor, internete veriyor. Akşama kendi de inanıyor yani <laughs> <laughs> Peki hocam Orhan Özmen sormuş. Diyor ki Rönesans'tan sonra Osmanlı'da ilim alanındaki bozulmaların nedenleri nelerdir? Rönesansla birlikte mi ilim bozuluyor i̇lim hocam? Alanında Osmanlı'da ne bozulma, zaman olmaz. bozulma oluyor mu? İlim alanında olsun? bozulma denmez. Hı. İlim alanında eksiklik olur. Hı. Geri kalırsın. Yani ancak buna ilimde bozulma nasıl yani ilim yanlış bir ilim mi verdiler? İlimde bozulma diyemeyiz. Onu düzeltmek lazım. İlimde Avrupalı ileri gider siz geri kalırsınız. Yani siz bir arabayla gidiyorsunuz ama en fazla 300 kilometre yapıyor saatte. Ötede fazla mı attım ya? Çok arabada <laughs> kullanmadığım için. Yok <laughs> yok yo, normal ya... hocam. Normal <gülüyor> değil. <gülüyor> 280 öteki adam, diyelim. Hadi. Öteki adam yani siz 200 de gidiyorsunuz öteki 300 de gidiyor. Yani sizin arabada bir bozukluk yok. Sizin arabanın sürati gücü 200. Öteki ise 300. Bu önemli. Yani yetişebilme meselesi orada, hızlanma meselesi. <laughs> Bu gücümüzle de alakalıdır. Yani Tabii, o... bir dönem işte evet, donan azalıyor. donanmada mesela ne yapıyorsunuz? Zırhlı gemiler icat edilmeye başlamış. E bunun sizin böyle bir şeye gir girişe zaman alıyor. Kolay bir şey değil. <laughs> ne yapıyorsunuz? Dışarıdan almaya başlıyorsunuz. Ama bunu kendiniz yapmadığınız müddetçe oraya yetişmeniz mümkün değil. Üretim, kendiniz üreteceksiniz. Bugün mesela Cumhurbaşkanımız, tamam almak tamam ama üretmediğiniz müddetçe, siz onu alamadığınız müddetçe o batının ilmine, tekniğine, teknolojisine ulaşabilmeniz mümkün olmaz. Hı hı. Hocam peki e, Osmanlı coğrafi keşiflere katıldı mı? Ya, coğrafi keşifler aslında denilen şeyler çok hani bilinmeyen şeyler değil. Yani hangi coğrafi keşiflere katılacak? İşte kıtalar, işte toprak parçaları. Yani e, bunlar bilinmeyen, orada insan olmayan hususlar. Anıl isimli izleyicimiz de sormuş neden coğrafi keşiflere katılmadı Osmanlı Yani şimdi diye mesela Portekizler Ümit Burnu'ndan geçiyorlar. Kendilerine bir yol açmış oluyorlar. Yani Osmanlı e, işte şeye inecek Kızıl Deniz'den. Hint sularına inecek, Ümit burnunu geçip Portekiz'e gelecek diye bir şeyin manası yok. Zaten atıyorum Portekiz'e nereden gidiyor? Akdeniz'den gidiyor. Hı hı. Ee, Osmanlı Kızıl Denizi almış, Hint sularında geziyor. Yani şimdi Baltık Denizi'ni biliyor. Burada kıtaların şeyi ne? Ha Portekizliler Osmanlı'ya işte şey ödememek adına Ümit burnundan doğru dolaşarak şeye iniyorlar. Afrika bilinmiyor mu? Bilinmeyen bir şey mi? Biliniyor. Oradan doğru daha büyük gemiler yaptığı zaman hiç sularına iniyorlar. Yani kendilerine bir yol açmış oluyorlar. Burada en fazla Amerika'nın şeyi var. E Amerika'da bilinmeyen bir nokta değil. Amerika'da bugün İslam paraları bulunuyor. Yani Hz. Ömer Efendimiz'e ait Hz. o İslami para. Yani bu Amerika'nın bilinmediği manasına gelmiyor Amerika ile ilgili. Avrupalı bir tarih yazdı. Avrupalı kendine göre bir tarih yazdı. Avrupa ilmi İslam alimlerinden aldı, hırsızlık yaptı, kendi adını verdi. Yani her bir şeyi ilimle ilgili baktığımız zaman hep İslam alimlerini görüyoruz, İslam bilim adamlarını görüyoruz, ama biz öğretemiyoruz, biz veremiyoruz. O kendine aldı, kendi şeyini verdi ve maalesef bu hırsızlığı yaptı ve hala da yapıyor, hala da yapmaya devam ediyor. Yoksa e, Osmanlı bilmiyor. Öğrenmiyor manası değil. Amerika'ya gitti. Orada kiminle karşılaştı? E oranın e, Kızılderelilerle. Oranın halklarıyla karşılaştı. E demek ki bilinmeyen bir şey değildi. Hı hı. E, 8 asır kaldı orada. E, mesela e, Emeviler, Endülüs Emevileri. Hı hı. Peki Endülüs Emevilerinin biz acaba o bölgeyle irtibatlarını, bir takım şeylerini biliyor muyuz? Endülüs Emevilerinin gemileri yok muydu Endülüs Emevileri o bölgeyle bir irtibat kurabildiler mi? O İslami paralar oralara nereden gitti? Bütün bunların her birisi. Mesela Suat Sezgin Hoca var. Çok güzel araştırmalar yapıyor. Biz e, biz e, maalesef e, ilim tarihin konusunda çok eksiyiz Özlem Hanım. Yani bu konuyu en fazla Suat Sezgin Hoca yürütüyor. Hı hı. Ben bir misal vereyim. Bilhassa Ekmelettin İhsanoğlu vardı. Hani üniversite hocaları Keşke bazı şeylere muhatap olmasan, olmasalar. İstanbul Üniversitesi'nde bilim tarihi, ana bilim dalının, bölümünün başkanıydı Ekmelettin Bey. Hı hı hı. İstanbul Üniversitesi'nde bilim tarihi vardı hı hı. ve o bölümün başkanıydı. Ne oldu o bölüm? Oldu? 28 Şubat sürecinde o bölüm kapatıldı. Hı. 28 Şubat süreci sadece başörtüsüne düşman değil... 28 Şubat süreci i̇lim şu ilmin düşmanı, Evet ilmin, bilimin düşmanı, ilim tarihi, bilim tarihinin düşmanı olan, düşmanı olarak tarihe geçmiştir. Sadece başörtüsü değil, adı da soyadı da, adı da soyadı da Osmanlıca olan bir adam, tam manasıyla bir Osmanlı düşmanı olarak İslam bilim tarihini araştırmasın diye bir bölümü kapatıyor ya. Böyle bir şey aklın alabilir mi? Aklın alabilir mi? Adama Maalesef o bölümün mi? başkanı adam da aradan yıllar geçtikten sonra onlara çalışıyor. Bu da Türkiye'nin kaderi. Peki hocam Osmanlı'da ilim gruplara göre değişir miydi? Türkler geri bırakıldı iddiaları var. <laughs> o iddialar için. Nasıl? Hepimiz. İlim gruplara göre değişir miydi? İşte gayrimüslimlere ayrı, ne bileyim Türklere ayrı, gruplara göre. Böyle bir şey yok, olmaz. Türk'ten yani. geri bırakıldı hep diye yani bir iddia şu, var şimdi ya. Mesela e, ilimde dini ilimler diyoruz. Heh. Hadis, tefsir, fıkıh. E Bunu gayrimüslimler okumaz herhalde. Okuyacak mı? Yani adamın İslami hmm. is, Müslüm değil yani. Farklı olabilir dersler ama bu olur, onları bu. geri bırakmak yani için değil. Siz de herhalde çocuğunuzu kiliseye göndermeyeceksiniz. Hı hı. Benim oğlum işte kiliseye gitsin de Hristiyan'ın dinini öğrensin der misiniz? Yani dini ilimlerde herkes kendi dinini öğretir kendi dini ilimlerini öğretir ama fen ilimlerinde yani kimyayı, fiziği, astronomiyi, astro şeyi, tıbbı, hukuku herkes öğretir. <laughs> Ee, hocam çok az vaktimiz kaldı. Ben de böyle hani kısa cevap verebileceğiniz soru seçmeye çalışıyorum ben ama de maalesef seçmiyorum. Yani. Şimdi soruları böyle yarım yamalakta bırakmak istemeyi sevmem. Hocam çok kısa. Şimdi hep hikayelerle ilgili sormuşlar. Ya Sultan Selim Han'ın cenazesini yıkayan Şeyh Vüslanların olayını anlatabilir misiniz hocam Fatih Yücel diye sormuş. Ee, Özlem Hanım, Hikaye sormak. Kendinizi o kadar şey yapmayın. Çünkü nasıl olsa hal... Yani <laughs> Bu e, program yani bu, bütün sorulara keşke cevap verebilsek ya, program, ama maalesef program bir anda maalesef, bitiyor. Evet. Haftada bir anda bitiyor. Ben anlamıyorum. Yani. <laughs> Çok bir bakıyoruz yine buradayız. İşte evet. tarih ve medeniyet başlıyor diyor Özlem Hanım. Evet. Ahmet Hocamızla beraber yürüttüğü Bu ne da ne zaman geçiyor, geçiyor onu da evet. anlamıyoruz. Şimdi evet. için kendimizi fazla kasmayalım. Evet. İzleyicilerimiz de biraz merak etsinler ama o soruları ilginiz... Konya'ya bekleyenler var, Sakarya'ya bekleyenler var. Ne zaman geliyorsunuz hocam diye soranlar Hadi var. Hadi ya hepsine selam olsun, var olsunlar. Teşekkür Peki. ederim. Bilginiz Hadi gidiyorum diyelim. beni Twitter'dan iyi takip etsinler. Tamam. Gündür ilan ediyorum şurada, burada diye. O da <laughs> vay hocam diyor sen geliyorsun ben Konya'da değilim. Bugün Konya'yı sis evet. basmış basmış, gidemedim. Evet. Ama herhalde 15 gün sonra yine bir Konya programım ha, var. Konyalılara duyurulur efendim. Yani Peki. gidiyoruz inşallah. Peki hocam bir kez daha ağzınıza sağlık. Sağ olun sağ, sağ olun. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler bu haftada tarih ve medeniyetin sonuna geldik. Osmanlı'da değerleri konuştuk. Bir kitabımızı bir izleyicimize gönderdik. Efendim elimizde 4 kitap var. 5 tane de fi tarih dergisi var. Evet sorularınızın hepsini soramadım ama e, seçeceğiz hocamızla. 9 kişiye efendim dergi ve kitap geliyor ee, yakında duyuracağız dakikalar sonra diyelim ve noktalayalım. Yeni bir tarih ve medeniyette görüşünceye dek hoşçakalın mutlu geceler.